İyi akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Birinci sayfayla karşınızdayız sayın seyirciler. Yarın Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. 4 günlük bayram yarın başlıyor. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerse yola çıktı. Şimdi önemli geçiş güzergahlarındaki yol durumuna bakacağız. İki önemli noktada arkadaşlarımız var. Ahsen Erdem Bolu'da, Ahmet Kavaklı Kırıkkale Ankara yolu üzerinde bizleri bekliyorlar. Şimdi öncelikle Ahsen'e gideceğiz. Ahsen, bayram öncesi vatandaşlar yollara çıktı, Arife günü. Nedir şu anda? Yollarda yoğunluk var mı? Evet Sezen, bizler şu anda Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeyiz. Anadolu Otoyolu İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası. Sabah saatlerinden itibaren aslında buradayız. Şu saatlerde aslında baktığımızda kameraman arkadaşım Sinan Kement'ten rica ediyorum sizlere göstermesini. Ankara yönüne doğru Anadolu Otoyolu'nda bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak öğle saatlerine göre daha da azalmış olduğunu söylemek mümkün. Hem İstanbul hem de Ankara yönüne doğru trafik ulaşımında bir problem yaşanmıyor şu an için. Akıcı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. İstanbul yönüne doğru araçlar daha seyrek bir şekilde seyrediyor ancak Ankara istikametine doğru daha fazla yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz ve bu yoğunluk aslında zaman zaman artmaya devam ediyor. Azaldığını da söyleyebiliriz zaman zaman. Bazı noktalarda arttığını, bazı noktalarda azaldığını söyleyebiliriz. Aslında öğle saatlerinde bir yoğunluk vardı. Artık akşam saatiyle birlikte bu yoğunluğun azaldığını söylemek mümkün. Ancak gün boyunca burada akışla ilgili bir problem yaşanmadı. Trafik ekipleri bu noktada, karayolları ekipleri bu noktada önemli görevdeydi. Ekipler her noktada aslında devriye atarak sürücülerin bir olumsuzluk yaşamaması için sürekli devriye atıldı. Bayram öncesinde karayolları ekiplerinin çalışmaları tamamlandı. Tünel ve viyadüklerdeki özellikle elektromekanik sistemler yenilendi. Viyadüklerde ders yenileme çalışmaları yapıldı. Ekip sayısı bu noktada iki katına çıkarıldı. Ekipler dediğimiz gibi belirli aralıklarla aslında trafikte denetimlerine devam ediyorlar bu noktada. Otoyol trafik ekipleri şoförleri aynı zamanda uyarıyor. Özellikle aşırı hız konusunda uyarmalar devam ediyor. Hatalı sollamalar konusunda uyarılar devam ediyor. Öğle saatlerinde aslında yarım gün mesainin bitmesiyle birlikte burada daha fazla bir yoğunluğun olduğunu söylemiştik, ekranlarınıza getirmiştik. Ancak şu an için yine Ankara istikametine doğru yoğunluk biraz daha fazla. Ama trafiğin akışında herhangi bir problem olmadığını söyleyelim. Evet sayın seyirciler, şimdi de 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale Ankara yoluna gideceğiz. O noktada Ahmet Kavaklı var. Ahmet, geçtiğimiz saatlerde de yine bültenlerimizde bağlantılar yapmıştık. Oldukça yoğun bir trafiğin içinden seslenmiştim bizlere. Şimdi o yoğunluk hala devam ediyor mu? Nedir son durum? Evet Sözen, Kurban Bayramı'na artık günlerdeyiz. Saatler kaldı. Tabii Kurban Bayramı'nda memleketlerine doğru yolculuğa çıkan, sevdiklerine, ailelerine doğru güzergahtan ilerleyen vatandaşlar ve sürücüler Kırıkkale bağlantı yolunu kullanmak suretiyle memleketlerine doğru seyir halindeler. Tabii ki bu güzergahta, yani Kırıkkale ile Ankara güzergahı, yani 43 ilin bağlantı noktasında biraz olsun yoğunluk oluşturdu. Şu an itibariyle yoğunluk biraz var diyebiliriz. Akşam saatlerinde biraz daha seyir halinde oldu. Hızlı bir trafik akışı oldu. Şu an itibariyle de yolculuklarına devam ediyor sürücüler. Dolayısıyla bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz aslında. İlerleyen saatlere doğru yine yoğunluğun devam edeceği bilgisini söylüyor yetkililer. Tabii bu güzergahta emniyet tedbirleri alınmış durumda. Polis ve jandarma ekipleri güzergahta hem kavşaklarda hem de seyir halinde vatandaşların memleketlerine, ailelerine daha rahat bir yolculuk yapabilmeleri için tüm bayram süresi boyunca seferber olmuş durumdalar. Tabii ki burada sürücülere önemli kuralları hatırlatmakta fayda var diye düşünüyoruz. Sürücülerin aşırı hız yapmamaları ve yine sürücü esnasında, yolculukları esnasında bolca seyir halindeyken zaman zaman istirahat etmeleri, cep telefonu kullanmamaları gibi hususları bunları hatırlatmış olan ben hemen burada yolu da göstermek istiyorum sizlere. Tabii ki trafik akışı
aslında akşam saatlerini biraz hızlandı. Yani son bir saatte biraz daha hızlı seyrettiğini söyleyebiliriz Sözen. Ancak şu an yine tekrar hızlandı trafik akışı. Bu da şunu gösteriyor ki güzergahtan, yani 43 ilin kesişim noktası olan bu güzergahtan araç geçişlerinin biraz daha azaldığı sinyalini veriyor aslında. Araç sayısı ne kadar az olursa araçların hızları da o oranda biraz daha artmış olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında buradan, bu güzergahtan geçen sürücülerin yolları uzun. Çünkü buradan Karadeniz bölgesine ve doğu illerine ve güneydoğu illerine doğru uzun bir yolculukları var sürücülerin. Bu anlamda bizler de onlara hayırlı bayramlar, hayırlı yolculuklar dileyerek sözü tekrar merkeze sana bırakıyoruz Sözen. Evet, şimdi de gün içinde yaşananlara bakacağız. Arife günü yollarda özellikle bağlantı noktaları ve tatil merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk yaşandı. Türkiye genelinde trafikte aksama olmaması için yollarda denetimler artırıldı. Tedbirler de üst seviyeye çıkarıldı. Kimi tatil beldelerine, kimi de memleketine gitmek için yola çıktı. Birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul-İzmir otoyolundayız. 9 günlük bayram tatilinde yakınlarını ziyaret etmek isteyenler ya da tatile gidenler yollara düştü. Bu bayram çileye dönüşmesin diye jandarma personeli ve emniyet güçleri denetimlerini sıkılaştırdı. Kazaların yoğun olduğu ilk 20 güzergahta tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bolu Dağı tünelinde özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu fazla. Trafikte aksama yaşanmaması için güzergah boyunca ekipler denetimlerini sürdürüyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde sıkı denetim vardı. 9 günlük bayram tatili mesai bitiminin ardından başladı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yollarda hem denetim yapıyor hem de ellerindeki bu broşürlerle vatandaşların kemer takma konusunda uyarılarda bulunuyor. Yolculuk boyunca mutlak surette emniyet kemerlerinizi takıyoruz arkadaşlar. Bu bayramda her gün 17.259 emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapıyor. Bayram sonuna kadar da toplam 210.000'den fazla emniyet ve jandarma görevlisi trafiğin güvenliğinden sorumlu olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de trafiğin akıcı seyretmesi için gece gündüz mesai yapıyor. Bu ekranlar yurt genelindeki otoyollar ve köprüleri anlık olarak gösteriyor. İşte burada 24 saat boyunca denetimler sürdürülüyor. Olası bir aksilik durumunda anında müdahale ediliyor. Muğla'nın dünyaca ünlü tatil bölgelerini tercih eden tatilciler de araçlarıyla kent merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram süresince yapılacak olan trafik denetimleriyle ilgili valilerden bilgi aldı. Denetimlerin 18 Temmuz'a kadar süreceğini, 210.352 personelin sahada olacağını söyledi. Sayın Bakanım, mutlu şehir Sinop'tan saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Valilerle görüştü. Bayramda yapılacak trafik denetimleriyle ilgili bilgi aldı. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Denetimler 7 Temmuz'da başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde alınan önlemlere dikkati çekti. Trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz sürecek. Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 210.352 personel görev alacaktır. Bayramda şehirler arası otobüsler sivil memurlarla da denetlenecek. Şehirler arası otobüs denetimleri de bizim önemli bir başlığımızdır. 801 arkadaşımız görevlendirilmiştir. Burada 1602 otobüs denetlenecektir. Bu personeller otobüslere sivil olarak bineceklerdir. Soylu sürücülere uyarıda da bulundu. Bir araç sürmeyeceğiz, 5 araç süreceğiz. Kendi aracımız, sağımız ve solumuz, önümüz ve arkamız. 5 araç sürersek, dikkatli olursak başarılı oluruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj paylaştı. Ekonomideki gelişmelere dikkat çekti. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum dedi. Erdoğan bayramda yola çıkacak sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. Recep Tayyip Erdoğan. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı. Küresel ekonominin etkisini hatırlattı. Ekonomi programlarına destek istedi. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında dünyanın sağlıktan güvenliğe ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Her atılım hamlesinin önünün türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücüleri de uyardı. Şehirler arası trafiğe çıkan tüm vatandaşlarımdan kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Siyasiler Kurban Bayramı mesajları yayımladı. Mesajlarda bayramın birlik ve beraberlik için önemine vurgu yapıldı. Dayanışma ruhuna dikkat çekildi. Bu mübarek bayram günlerinin, kurbanla gelen sevincin, milletimizin huzur ve mutluluğunu arttırmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bayramda birlik ve beraberlik duygularının daha yoğun hissedildiğinin altını çizdi. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında şiddet olaylarına değindi. Şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak asla umutsuz değilim. Milletimiz de olmamalıdır. Bayramlarda hoşgörünün ve kardeşliğin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajında beklentim gönüllerin yumuşaması, kırgınlıkların giderilmesidir. Bayram buluşma, kucaklaşma ve kavuşma demektir dedi. Bahçeli mesajında Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyorum. Fakat Türk Tabipler Birliği'nin kışkırtmasıyla doktorlarımızın 2 gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum. MHP lideri 6 Muhalefet Partisi'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına da değindi. Zillet İttifakı'nın kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Milletimizin her bir ferdinin, Türk ve İslam coğrafyasında yaşayan tüm kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayetin derin üzüntüye yol açtığını söyleyen Bakan Koca, teröre karşı verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz dedi. Yarın Kurban Bayramı.
bayrama buruk giriyoruz. Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayet derin üzüntülere yol açtı. Hayattan koparılan kalp doktoru Ekrem Karakaya yandı. Kendisini hastalarına adayan örnek bir insan olduğunu anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Sağlık Bakanı mesajında 12 Mayıs'ta çıkan sağlıkta şiddet yasasının bu suçları affı olmayacak bir yere koyduğunu hatırlattı. Mücadeleyi hep birlikte vereceğiz dedi. Teröre karşı verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi bütün gücüyle yanımızdadır. Sağlık Bakanı'nın gündeminde koronavirüs salgını da vardı. Omikron varyantına bağlı vakalar başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan iyileştirmelerin de 15 Ağustos'ta herkes tarafından gözle görülür hale geleceğini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askere son görev için sevenleri ve yakınları Göksun ilçesindeki cenaze töreninde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere dağları dar etti. Hainlerle çıkan çatışmada iki silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan piyade uzman çavuş Murat Yıldırım, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. 36 yaşındaki şehit asker için Göksun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları, mülki ve askeri yetkililer şehide son görevi için tören alanındaydı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil de şehidin cenaze töreninde aileyi yalnız bırakmadı. Allahu Ekber! Taşoluk mahalle meydanındaki törende yakınları şehide gözyaşları arasında veda etti. Şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Mahmut Yıldırım da törene üniformasıyla katıldı. Ve 3 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Murat Yıldırım'ın cenazesi kılınan namazın ardından yeni mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit uzman çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Uğran, polise tokat atan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komisyon toplantısında hayır oyu kullanan CHP'li üyelere tepki gösterdi. Dokunulmazlığın fikir ve ifade hürriyetini koruduğuna dikkat çeken Uğran, polise tokat atma hakkı vermez dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Uğran, Çanakkale'de hemşerileriyle bayramlaştı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, polise tokat atan Demokratik Bölgeler Partisi Milletvekili Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komisyon toplantısına değindi. CHP'li üyelerin HDP'lilerle birlikte hayır oyu verdiğini belirtti. Polise tokat atana dokunulmazlık vermez bizim dokunulmazlığımız. O dokunulmazlık oy kullanmaya gitme hakkıdır. Fikir hürriyeti hakkıdır. İfade hürriyeti hakkıdır. Ama polise tokat atma hakkı değildir o. Bu yanlışı yaptın. Hesabı vereceksin. Neden HDP ile beraber CHP dokunulmazlık kaldırılmasın dedi? Bülent Uğran, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Sağlık çalışanlarına karşı daha hassas olunması gerektiğini söyledi. Turan, Türk Tabipler Birliği'ne de tepki gösterdi. Birlikten yapılan açıklamaların doktorların genel kanaati olmadığını söyledi, eleştirdi. Hastaları mağdur ederek hak aranmaması gerektiğini vurguladı. Aman ha, sağlık çalışanlarımıza daha hassas olalım. Onlar bizim için görev yapıyorlar.
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şimdi bir fotoğraf ekranlarınıza getiriyoruz. İşte bu fotoğrafta suikastin hemen öncesinde çekilmiş bir fotoğraf. Şu anda TRT Haber ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz ve eski başbakan Shinzo Abe'nin hemen arkasında suikasti düzenleyen kişi. Birçok noktada fotoğrafları çıktı, basınla paylaşıldı. Adım adım Shinzo Abe'yi takip ettiği bu fotoğraflarda gözler önüne seriliyor. İşte bu da yine Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin yapacağı konuşmanın hemen öncesinde kürsüye çıkmadan önce çekilmiş bir fotoğrafı. İşte arkasında da yine şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Bu noktada bu suikasti düzenleyen kişinin hemen Shinzo Abe'nin arkasında olduğu bu görüntüyü sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi bu kişi gözaltına alındı. Saldırının nedeni ise araştırılmaya devam ediliyor. Katıldığı etkinlikte konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı. Mermi göğsüne ve boynuna isabet etti. Ağır yaralanan Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Abe Nara kentinde seçim kampanyası yürütüyordu. Partisine destek konuşması sırasında suikast düzenlendi. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Abe'ye yönelik suikasti sert sözlerle kınadı. Bu alçakça hareket demokrasinin temeli olan bir seçim sürecinde yapılmıştır. Affedilemez. Bu eylemi şiddetle kınıyorum. Güvenlik güçleri olay yerinde Yamagami Tetsuya adında 41 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın Abe'yi vurmak için beklediği anın görüntüleri ortaya çıktı. Polisten yapılan açıklamaya göre şüpheli Abe'ye karşı husumetinin siyasi olmadığını ifade etti. Saldırganın suikasti tek başına planlayıp planlamadığı araştırılıyor. Polis ayrıca eski bir başbakanı korumaya yönelik güvenlik zafiyetine de dikkati çekiyor. Saldırganın el yapımı silah kullandığı yönünde iddialar var. Polis silaha ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Saldırı parlamento üst meclisi için düzenlenecek seçimin hemen öncesinde yapıldı. Seçimin ertelenmeyeceği planlanan tarihte pazar günü yapılacağı belirtildi. Japonya bireysel silahlanmanın en düşük olduğu ülkelerden. Ülkede silahlanmaya karşı güçlü kontrol yasaları bulunuyor. Bu nedenle silahlı saldırılar çok sık yaşanmıyor. Sevgili seyirciler, işte bu konuyu konuşacağız. Shinzo Abe'nin suikaste uğraması, yankıları, öncesinde nasıl bir siyasi figürdü, hepsini masaya yatıracağız. Bu suikastin arkasında kimler olabilir? Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Mertan Dündar bizimle birlikte. Sayın Dündar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir seçim kampanyası yürütüyordu Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe ve yaptığı konuşma sırasında da vuruldu. Eski bir başbakan olarak neden böyle bir suikaste uğramış olabilir? Şimdi geçmişine baktığımız zaman da dedesinin de babasının da siyasetten geldiğini biliyoruz. Hatta hali hazırda kardeşi de yine siyasetin içinde savunma bakanlığı yaptığını biliyoruz. Hatta yine suikaste uğramış olan yakınları da var geçmişe, tarihe bakıldığında. Şimdi bugüne geldiğimizde çok uzun yıllar başbakanlık yapmış, siyasette aktif rol almış, önemli isimlerden biriydi. Neden böyle bir suikaste uğramış olabilir sizce? Evet, teşekkür ederim. Ben öncelikle Türk milletinin, Türk dünyasının ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimize de Ultanı'dan rahmet diliyorum. Şimdi tabii bu aşamada çok taze malumunuz olduğu üzere olay. Söyleyeceğimiz aslında hemen hemen her şey spekülasyondan öteye gitmeyecek. Ama hakikaten Abe'yi şöyle özetlemek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi Japon siyasi hayatında en uzun süreli başbakanlık yapan bir şahıs. Ailesi 2. Dünya Savaşı sonrasında Japonya'nın siyasetine, ekonomisine ve hatta güvenliğine etki etmiş bir aile. Fakat Abe
daha çok Japonya'da Şahinler diyebileceğimiz grubu temsil ediyor. Buna da çok şaşırmamak lazım. Daha evvel başbakanlık yapmış olan aslında anne tarafından dedesi gibi birazcık daha ne diyelim Japonya'nın askeri olarak güçlenmesini, kendi başına hareket edebilecek derecede askeri olarak bağımsız ve güçlü olmasını savunuyor. Bu tabii halkın belli bir kısmı tarafından tepkiyle de karşılandı. Fakat hani böyle bir şahsiyete neden böyle bir suikastte bulunuldu diye soracak olursanız bunu açıkça söylemek çok zor. Çünkü öncelikle suikastçinin profiline baktığımızda, bu arada ben bir güvenlik uzmanı değilim, malum akademisyenim ama hani neredeyse orada da biraz yaşadım. Japonya'daki durumu da biraz biliyorum. Japonya'da aslında bu tip böyle psikolojik hastalığı olup sağa sola zarar veren şahıslara rastlamak mümkün. İlk bakışta böyle bir profil gibi gözüküyor ve Japon basınında da buna benzer haberler çıktı. Eski bir öz savunma gücü, yani Japonya'da bizim bildiğimiz manada bir ordu olmasa da yine 300 bin kişiye yakın personeli bulunan bir öz savunma gücü var, askeri gücü var. Burada 3 yıl kadar askerlik yapmış ve muhtemelen ruh hastası olabilecek bir şahıs tarafından saldırıya uğruyor. Bu arada az önce de fotoğrafı paylaştık haberimizin hemen öncesinde. Bu kişi öyle bir planlamış ki bu suikasti, zira her fotoğraf karesinde eski başbakan Shinzo Abe'nin hemen arkasında yer alıyor. Şu anda da yine ekranlara veriyoruz. Bu kişi her fotoğrafta, her attığı adımda hemen o bir kenarda gözüküyor. Yani onu adım adım takip etmiş, önceden planlanmış olduğu zaten bu fotoğraflarda kanıtlı. Fakat ortada şöyle bir mesele var. Başbakanın Japon basınından ve oradaki dostlardan aldığım bilgiye göre basında şöyle haberler çıkıyor. Japon başbakanı, eski başbakanın Abe'nin Nara'ya gideceği bir gün önce akşam belirlenmiş. Böyle olunca da hani o zaman ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Bir, ya güvenlik ekibinden biri sızdırmış olabilir ya da Abe'nin parti içinden Abe'nin programını bilen biri sızdırmış olabilir. O zaman da tabii iş çok değişiyor ama demin de arz ettiğim üzere şu anda çok ilginç bir şekilde aslında Japonya'da bu kadar böyle bilgi kirliliği olmaz. Şu anda Japon basınında da çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Belki de sosyal medyanın geldiği çok yaygınlaşmış olmasından dolayı. Onun için eğer böyle bir şey varsa bu güvenlik çok ilginç. Güvenlik zafiyeti gibi. Tabii yani yoksa bu şahsın uzun süredir Abe'yi takip ettiğini falan çok emin olamıyoruz. Çünkü yine ortada dolaşan ifadelerden bir tanesi, sözde suikastçiden alındığı söylenen ifadelerden bir tanesi, kendisinin aslında orada ismini vermediği dini bir grubun üst düzey bir yöneticisine aslında saldırı yapmak için bulunduğu. Bir başka haber, Abe'nin efendim politikalarını beğenmediği için böyle bir suikast düzenlediği şeklinde haberler var ama bunların hiçbiri resmi ağızlardan açıklanmış değil. O zaman hani bu herhangi bir örgütün üstlenmiş olması şu an söz konusu değil. Bir bilgi kirliliği var dediğiniz gibi. Hani bu suikastın arkasında kimler var diyeceğim ama yine tabii ki her şey şu an spekülasyondan ibaret olacak. Herhangi bir isim yok ama münferit yaptım gibi bir söylemi de var. Sosyal medyada da yine bu kişinin ağzından çıkan sözler gibi yansıtılıyor ama teyit edilmiş değil. Öyle değil mi? Yani doğru söylüyorsunuz. Yani ortada dediğim gibi şöyle bir şey var. Bunun bir izleyicilerimiz bizi bağışlasın, bir ruh hastası, problemli bir şahsiyet olması yönlendirilmediği anlamına da gelmiyor ama. Yani bir şekilde kendisine içeriden ya da dışarıdan belli güçlerin yanaşıp böyle bir şeye ikna etmiş olabileceğini de düşünmek mümkün. Ama bunlar tabii komplo teorilerinden öteye gitmiyor. Fakat Abe'nin şahsiyeti, hayatı göz önüne alındığında hakikaten bunun çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz haliyle ve bu sadece Japon emniyet güçleri tarafından değil, muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ve bölgenin diğer aktörleri tarafından da çok yakından takip edilecektir diye düşünüyorum. Şimdi az önce de söyledim, Japonya'da en uzun siyasi hayatına aktif bir şekilde rol almış bir isimdi. Uzun süre başbakanlık yapmış bir isimdi. Bu uzun süre boyunca da tabii çok önemli bir profil çizdi. Nasıl bir siyasi profildi? Bir de tabii sizin de uzmanlık alanınız Asya Pasifik bölgesi. Çalıştığımız diyelim, evet. Bu bölge için, Asya Pasifik bölgesi için Shinzo Abe'nin önemi neydi? Şimdi her şeyden evvel Shinzo Abe'nin Şahin taraf kanattan olduğunu söylememiz lazım.
Demin de bahsettiğimiz üzere özellikle bölgedeki dengelerin değişmeye başlamasıyla, bölgede yeni güçlerin öne çıkmaya başlamasıyla Japonya'nın tekrardan silahlanmaya başlaması, ordusunun güçlenmesi yolunda adımlar attığını biliyoruz. Bunun ilk adımını da meşhur 9. madde, Japon Anayasası'nın 9. maddesi, malum olduğu üzere Japonya'nın uluslararası problemleri silahlı olarak çözmeye hazır bir ordu bulundurmasını engelliyor. Abe ve onun ekibi bunun aslında bir yorum olduğunu, Japonya'nın bu bir tadilatla bu maddeyi değiştirerek aslında bir ordu kurmasına yol açacak bir politika peşindeydi. Her ne kadar Japonya'da ordu, bizim anladığımız anlamda ordu diye isimlendirilen bir varlık yoksa da konuştuğumuz üzere Jietai dediğimiz öz savunma güçleri, ki 300 bin kişiye yakın deniz, hava, kara güçlerinin olduğu, hatta iki helikopter gemisini yakın zamanda uçak gemisine çevirdiler. Böyle bir yapı da var. Ama Abe sonuç itibariyle bölgedeki dengeleri yeniden ayağa kaldırmak, kendi lehine ayağa kaldırmak için daha çok silah almak, silahlanmak ve orduyu güçlendirmek üzerine bir strateji belirliyordu. Halkın da bir kısmından çok tepki çekiyordu. Çünkü Japonya'nın militarist dönemdeki bu saldırgan tutumunu anımsattıracak bir hareket olarak nitelendiriliyordu bu. Diğer taraftan Abe'nin, ben bunu diğer katıldığım programlarda da arz ettim. Benim için, benim takip ettiğim kadarıyla Abe fikir belirleyen sıradan bir siyasetçi değil. Ya da başbakanlık yapmış siyasi bir siyasetçi değil. Fikir üreten sadece bir siyasetçi değil ama strateji belirleyen bir siyasetçi. Malum olduğu üzere fikirler toplanır ve bundan bir ekip bir strateji belirler ve ülke buna göre yol alır. Abe'nin son 20 yılda Japonya'nın yol haritasını belirleyen ekibin içinde ve strateji üreten ekibin içinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Asya Pasifik'ten, malum olduğu üzere Hint Pasifik kavramına bir geçiş oldu. Asya Pasifik sadece Hindistan ve doğusunda diyebiliriz 10-12 ülkeyi kapsayacakken, Hint Pasifik Afrika'dan Japonya'ya kadar olan bir coğrafyayı içeriyor ve bu stratejinin oluşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Japonya'nın, özellikle de Abe'nin etkili olduğunu takip ettiğimizi söylememiz lazım. Bu manada Abe sıradan bir siyasetçi olmanın ötesinde bir politikacı olarak önemliydi. Fikir üreten, bilgi üreten, strateji üreten bir kişi olarak önemliydi. Ve bu bakımdan da Japonya'nın özellikle güvenlik anlamında stratejisini ve uzun vadede politikalarını belirleyecek heyetin içinde bir akıl olduğu için de kaybı Japonya için belki sorun yaratabilir. O zaman hemen şu noktada Japon halkı için, hı hı, ne ifade ediyor Shinzo Abe'nin hayatını kaybetmesi? Evet. Yani aslında biraz öncesine dönersek, Japon halkıyla nasıl bir iletişimi vardı Shinzo Abe'nin, hı hı, ve sonrasında bu suikastın ardından nasıl bir iz bırakacak, hı hı, sizce? Şimdi tabii özellikle bu Abenomics dedikleri, Japonya'nın özellikle, tabii Japonya bir sistem ülkesi, Japonya güçlü bir ekonomi. Japonya'nın krizlerinde daha çok yöneticiler ülkenin sağa sola savrulmasını engellerler ve çok büyük bu manada darbeler almaz ya da aldığı darbeleri kaldırabilecek güçlü olur. Abe'nin bu siyasi, düzeltiyorum, bu ekonomik politikası daha çok iş adamlarını, üreticileri, zenginleri daha doğrusu koruyan bir yapı içinde olduğu için bir kısmı memnun ederken halkta bir kısmı da çok ciddi aslında rahatsız etmişti. Ama bu manada Japonya'nın barış ülkesi olduğunu söylememiz lazım. Böyle bir toplumda da Abe gibi birinin, her ne kadar dediğim gibi şüphesiz sevenleri ve sevmeyenler olacaktır, Abe gibi bir liderin öldürülmüş olması Japon toplumunda bence bir kısa süreli de olsa bir travmaya yol açtı. Yani çok sevilen bir liderin kaybından ziyade Japonya gibi bir ülkede, bir düzen ülkesinde bir başbakanın, eski bir başbakanın 30-40 yıl sonra öldürülebiliyor olması Japon toplumunda bence bir tedirginliğe de sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Ama demin de konuştuğumuz gibi bunların yansımalarını hep biz bundan sonraki önümüzdeki günlerde görebileceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica Sayın ediyorum. Mertan Dündar, yayınımıza katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İçin çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sayın seyirciler, Rusya, Suriye'ye Türkiye üzerinden insani yardım götürülmesine imkan tanıyan programın uzatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etti. Oylamada 15 üyenin 13'ü evet oyu kullanırken Çin,
çekimser kaldı. Moskova, cilve gözü sınır kapısı üzerinden Suriye'deki milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırılmasını sağlayan Birleşmiş Milletler Programı'nın süresinin uzatılmasını veto etti. İrlanda ve Norveç'in hazırladığı tasarıya 13 ülke evet oyu verirken Çin çekimser kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2014 yılında kabul ettiği karar tasarısı uyarınca Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu. Program 10 Temmuz'da sona erecek. Rusya'nın veto kararı İdlib bölgesindeki kamplarda yaşayan 1 milyon 700 bin Suriyeli ve toplamda yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye insani yardımların kesilmesi anlamına geliyor. İstifa depremiyle sarsılan İngiltere'de başbakanlık koltuğunun yeni sahibi aranıyor. Halefi gelene kadar görevinde kalacağını söyleyen Boris Johnson tepkilerin odağında. Kulislerde Johnson derhal koltuğu bırakmalı sesleri yükselirken yeni başbakanın kabinedeki isimler arasından çıkacağı yorumları yapılıyor. İngiltere yeni başbakan arayışında. Anket şirketi YouGov'a göre partide başbakanlık için 3 aday öne çıkıyor. Ankete göre en güçlü isim Savunma Bakanı Ben Wallace. Ticaret Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt ve istifa depremini başlatan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak da güçlü adaylar arasında görünüyor. İngiliz gazete The Times da Sunak'ın liderlik yarışı için kendisini ciddi bir aday olarak tanıtacağını iddia etti. Boris Johnson'ın halefi bulunana kadar başbakanlığa devam edeceğini açıklaması yeni bir tartışma daha başlattı. Johnson'ın rakipleri ve partisinden birçok isim görevi derhal yardımcısı Dominic Raab'a bırakmasından yana. Eğitim Bakanı James Cleverly, Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin bulunması için seçim yapılması gerek dedi. Eski muhafazakar başbakan John Major da Johnson'ı eleştirdi, hala yetkilerini kullanabiliyorken görevde kalmasının akılsızca ve sürdürülemez olduğunu ileri sürdü. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise muhafazakarlar Johnson'ı bir an önce göndermezse parlamentoya güven oylaması çağrısı yapacağım diye konuştu. Johnson'ın istifası sonrası başbakanlık ofisi de açıklama yaptı. Halihazırdaki kabinenin ülke için kritik kararları imza atamayacağı ve yeni politikalar uygulayamayacağı vurgulandı. İngiliz gazete The Financial Times'da yeni başbakanın Eylül ayında başlayacak olan yeni yasama döneminde seçileceğini yazdı. Sayın seyirciler, Rus güçlerin Luhansk'ta kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ediyor. İngiliz askeri istihbaratı, Rus güçlerin Donetsk bölgesine yönelik yeni bir saldırı öncesinde ikmal için bekliyor olabileceğini açıkladı. Ukrayna'nın Severodonetsk ve Lysychansk'tan çekilmesiyle Rusya Luhansk'ta kontrolü tamamen ele geçirdi. Rus birlikleri yönünü Donetsk'e çevirdi. Donbas'ta adım adım ilerliyor. İngiliz askeri istihbaratı Rusya'nın güçlerini cephe hattının yaklaşık 8 kilometre batısındaki Siverek'e yönlendirdiğini duyurdu. Donetsk'e yönelik yeni bir saldırı öncesinde muhtemelen ikmal yapıldığı belirtildi. Ukrayna güçlerinin Herson'un güneybatısında ilerleme kaydettiği ifade edildi. Ukrayna'nın Luhansk valisi Rus kuvvetlerinin Donetsk'e ilerlemek için bölgeyi acımasızca bombalamaya devam ettiğini söyledi. Ukrayna güçleri de Donetsk'te Rus mühimmat deposunu vurduklarını açıkladı. Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk yönetimi Ukrayna güçlerinin bölgeye yönelik saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 13 sivilin yaralandığını duyurdu. Donetsk'te bir akaryakıt deposu da saldırıların hedefi oldu. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa bölgesinde İngiltere tarafından tedarik edilen iki Harpoon gemi savar füze sistemini imha ettiğini iddia etti. Rusya'nın Londra Büyükelçisi de Rus güçlerin Donbas'ı ele geçireceğini savundu. Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinden çekilmesinin olası görünmediğini söyledi.
Temel insan haklarını hiçe sayan Yunanistan göçmenleri ölüme itiyor. Üstelik Atina bu konudaki suçlamaları hem reddediyor hem de eleştirilere kulak tıkıyor. Yunanistan yönetiminin bu tutumuna Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de sert tepki gösterdi. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddet Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bir kez daha gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in de katıldığı oturumda Hollanda'dan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Tine Kastrik konuyu kürsüde gündeme getiren isim oldu. Sığınmacılar sizin ülkenizden Avrupa'ya girmeye çalıştığında bu insanların hakları acımasızca çiğneniyor. Türk sularına ve topraklarına geri itildiler. Hollandalı AP milletvekili Yunan sınır koruma görevlilerinin yanı sıra maskeli kişilerin de sığınmacıları geri ittiğini vurguladı. İnsan hayatlarını riske atıyor ve bu cezasız kalıyor. Ancak hayat kurtaranlar mahkum ediliyor. Öyleyse Mitsotakis Bey, size soruyorum, burası Avrupa mı? Hollandalı parlamenter Strik, Avrupa Birliği'nin de desteğiyle Yunanistan'da yapılan sığınmacı kamplarını eleştirdi. Kampları kapatıyorsunuz, iltica talebinde bulunanları gözden uzak bölgelerde kalmaya zorluyorsunuz, dedi. Fransa'dan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Damien Karem de Yunan Başbakan'a tepki gösterdi. Karem sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Mitsotakis, insan hakları, hukukun üstünlüğüne saygı ve basın özgürlüğü gibi konulardaki tüm suçlamaları reddediyor. Utanmaksızın, zavallı hükümdar ifadesini kullandı. İstanbul'dan Sarallar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 122 şüpheliden 46'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Erdal Acar da var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Bunlar Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada zanlılara yöneltilen bazı suçlamalar. 28 Haziran'da İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 122 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 46'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yağmayla suçlanan Erdal Acar da bulunuyor. Zanlılardan 75'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise koronavirüse yakalanması nedeniyle adliyeye sevk edilemedi. Suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Ordu'da serinlemek için denize giren 3 çocuk akıntıya kapıldı. Çevredeki yardım sesleri üzerine suya atlayan bir kişi 2 çocuğu kıyıya çıkarmayı başardı. Suda kaybolan 3. çocuğunsa cansız bedenine ulaşıldı. Gülyalı ilçesi Turnasuyu mahallesi sahilinde iki kardeş ve bir kuzen dalgalara rağmen denize girdi. Kıyıdan açılan çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Kumsalda oturanlar çocukların gözden kaybolduğunu fark etti. Yardım çağrısı üzerine kıyıda bekleyen bir kişi suya atladı. Yüzmeye geldik, yüzecektik. Bağırtı, imdat çağrısı duydum. Oradan koşarak girdim ki baktım ki tek çocuk değil, 3 çocuk. Ama 3. çocuğu sonra fark ettim. Çocuklara ulaşmak için denize giren kişi, Kaniye ve kuzeni Umut Çakmağı boğulmaktan son anda kurtardı. 3.'yü almaya gitmek istediğimde de baktım ki gözden kayboldu. Ve birkaç kere dağıldım, baktım ettim. İmkanı yoktu ya, göremedim, bulamadım. Zaten kendim de bayağı bir bittiydim. 10 yaşındaki Gizem Çakmağı bulmak için çalışma başlatıldı. 2 saatlik aramanın ardından Gizem Çakmağı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Edirne'de kaza yapan otomobil bir kafeye savruldu. Yerle bir olan kafenin o bölümünde o sırada kimse bulunmuyordu ama farklı bir bölümde oturan müşteriler dahi korku dolu anlar yaşadı. Yalova'da kaydedilen ilginç görüntüde ise iki kişi iskelede asılı kalan otomobilin denize düşmesini kaputa oturarak engelledi.
Edirne'de güvenlik kamerasına yansıyan kaza Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Hız yapan otomobilin sürücüsü tali yoldan çıkan aracı son anda gördü. Manevrayla kaçmaya çalıştı. Şiddetli bir çarpışmadan kendini kurtardı ancak kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir kafeye daldı. Şans eseri o bölüm boştu. Kafenin diğer tarafındaki iki kişi neye uğradığını şaşırdı. Büyük korku ve panik yaşadı. İlginç bir görüntü de Yalova'da cep telefonuyla kaydedildi. Kartal iskelesinde bir sürücü geri manevrayı tamamlayamadı. Otomobil iskelede asılı kaldı. Sürücü ve bir arkadaşı otomobilin denize düşmesini engellemek için kaputa oturdu. Otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Kutsal topraklarda heyecanla bekleyen 1 milyon hacı adayı bugün Arafat'ta vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arafat'ta vakfe duası yaptı. Hacı adayları Muzdelife'de geceyi geçirdi. Şeytan taşladıktan sonra kurbanlarını keserek hac ibadetini tamamlayacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hacı adaylarının vakfe heyecanı sabah ezanıyla başladı. Dua ve ilahilere eşlik ettiler. Geceyi Arafat'ta geçiren hacı adayları vakfe öncesi öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kıldı. Arife'nin cuma gününe denk gelmesiyle ayrı bir heyecan yaşadılar. Namaz sonrası hacı adayları vakfeye durarak hac ibadetinin en önemli rüknünü gerçekleştirdi. Nedametle sana yakarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vakfeye duran hacı adaylarıyla birlikte dua etti. Gözyaşları sel oldu. Mazlumların hakkını zalimlerde bırakma Allah'ım. Ya Rab, yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili peygamberimize düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım. Hac ibadetinin en önemli kısmı olan Arafat'ta vakfe duası tamamlandı. 1 milyondan fazla hacı adayı Arafat'ta vakfeye durdu. Hacılar güneş battıktan sonra Müzdelife'ye giderek taş toplayacak. Ardından Mina'da şeytan taşlayacak. Vallahi çok duygulandık. Elhamdülillah. Gözyaşlarımız sel olup aktı. Cümle aleme, cümle ümmeti Muhammed'e dualar ettik. Güzel. Rabbim ümmeti Müslümanları buraya çağırsın inşallah. Herkese nasip etsin. Çok güzel, çok güzel duygu. Arafat'ta bir süre kalacak olan hacılar Müzdelife'ye geçecek. Gece Müzdelife'de geçirildikten sonra hacılar sabah namazından önce Mina'ya giderek şeytan taşlama ibadetini yerine getirecek. Şeytan taşlamanın ardından sabah namazı kılınacak. Kurbanları kesilen hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacak ve hac ibadetlerini tamamlayacaklar. Bayramda hava nasıl olacak? İşte onu aktaracağız şimdi. Kurban Bayramı'nda güneşin yakıcı etkisi kaybolacak. Türkiye'nin iç ve batı kesimleri serin ve yağmurlu havanın etkisinde olacak ve bayramın ilk iki günü sağanak bekleniyor. Bayram yağışla geliyor. Sıcak hava yerini bulutlu ve serin havaya bırakacak. Yurdumuz Balkanlar üzerindeki serin havanın etkisine girecek bayramın ilk gününden itibaren. Özellikle batı kesimlerde etkili olmasını bekliyoruz. Bayramın birinci günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gökyüzü sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Özellikle ilk iki gün yurdun batı kesimlerinde serin ve yağmurlu hava etkisini gösterecek. Bayramın ikinci günü yağışlı alan biraz daha genişliyor. Yine İç Ege, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ve yine öğleden sonraki ısınmaya bağlı olarak Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gökyüzü sağanak yağış bekliyoruz. Bayramda Ankara ve İstanbul'da da yağış bekleniyor. Üçüncü gün ise parçalı bulutlu bir hava olacak. Birinci gün özellikle şehir merkezi kuzey ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. İstanbul'da beklenen yağışların yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bu söz konusu kuvvetli yağışlarla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz.
İzmir'de ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bu haberin ardından veda ediyoruz. Şimdiden herkesin bayramını yürekten kutluyoruz diyelim. İyi bayramlar, hoşça kalın ama hemen bizden sonra Fuat Kozluklu karşınızda olacak. Gece Bakışı'yla kaçırmayın diyelim ve veda edelim. Hoşça kalın.